İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir Dünya Sohbeti programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğum Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doktor Rahmi Oruç Güvenç. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Sevgili hocam, az önce Rebap'tan bir parça dinledik. Siz bu konuda üstadların üstadı diye anılan bir zatsınız. Teveccühünüz sağ olun. Estağfurullah, bu bilinen bir gerçek. Bu tüm ülkemiz tarafından bilinen ve son derece takdir edilen bir şahsiyetsiniz. Sizin varlığınızla biz onur duyuyoruz. Sağ olun. Çünkü bizim milletimizin en eski müzik aletlerinden olan rebabı yaşatan ve hatta bu konuda olağanüstü büyük çaba sarf eden bir şahsiyetsiniz. İsterseniz konuya sizi tanıyarak girelim. Rahmi Oruç Güvenç kimdir? Ben kısaca bir giriş yaptım. Efendim, öncelikle gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Sizi tanımaktan çok mutlu oldum. 1948 yılında Kütahya'nın Tavşanlı kazasında doğdum. Anne tarafım Kırgız Türklerinden, baba tarafım Kazan Türklerinden. 93 Harbi denilen zamanda Anadolu'ya gelmişler ve yerleşmişler. Küçük yaştayken rahmetli annemin ağız kopuzu çaldığını bilirim. Güzel de çalardı. Dayılarım da akordeon çalarak o duyguları yaşatırlardı, devam ettirirlerdi. Dolayısıyla Anadolu müziğiyle Türk dünyası müziği bizim ailede kaynaşmış halde idi. Ben böyle büyüdüm. Sonra yavaş yavaş klasik Türk musikisine uyum sağladım ve o konuda kendimi geliştirerek müzikal dünya yolculuğuna başladım diyebilirim. Evet. Sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde müzikle tedavi konusunda klinik psikoloji doktorası yaptım. Ondan önce de Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde Hazreti Mevlana üzerine bir lisans tezi yapmıştım ve oradan mezun olmuştum. Sonraki dönemde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde Etnomüzikoloji Merkezi kuruldu. Rahmetli Ayhan Songar Hoca ile çalıştık. Orada ben görev yaptım. Hem sanat yönetmeni hem de yönetim kurulu üyesi olarak. Ve hedef bir müzik terapi enstitüsü kurulmasıydı. Fakat hocanın ömrü vefa etmedi. Ben de oradan ayrılıp Marmara Üniversitesi'ne geçtim. Marmara Üniversitesi Senato kararıyla Avusturya'da görevlendirildim. Orada müzik terapi uzmanları yetiştirdim. Daha sonra emekli oldum. Emekli olduktan sonra da yeni bir istekle Üsküdar Üniversitesi'nde yeni açılan bir bölüme, ergoterapi bölümüne girdim. Eşimle beraber, o da ergoterapi uzmanıdır, Alman asıllıdır kendisi. Ve Sağlık Bilimleri Fakültesi de yeni kurulan bir fakülte. Orada şimdi resmi olarak Türkiye'de ilk defa müzik terapi dersleri başlamış oldu. Rebap'la tanışmanız nasıl oldu sevgili hocam? Evet. 12 yaşındaydım. Bu beni her zaman duygulandırır. Evet. Az önce anlattığım gibi ailenin müzikal yapısı itibariyle tabii müziğe bir yakınlık var ailede. Fakat benim o zamana kadar bir enstrüman seçimim yoktu. Bu konuda da fazla bir arzu göstermemiştim. Biraz da olağana bıraktığım için olayı. Bir gece bir rüya gördüm. Rüyamda uzun boylu, orta yaşlı bir bey. Bir de mantosu, bir şey, paltosu vardı. Koyu renkli palto olduğunu hatırlıyorum. Bana bir keman uzattı. Çal bunu dedi. Ben mantıklı bir defansla bilmiyorum nasıl çalayım dedi. Çalabilirsin dedi. O zaman aldım uzattığı kemanı ve çalmaya başladım. Çok da zevk aldım. Sabah oldu, heyecanla babama anlattım. Babam da o gün kendi ustasının çırağı olan rahmetli Turan abinin dükkanına götürdü. Ve orada bir keman arıyoruz dedi. Orada onun kalfası olan rahmetli Cevat Bey, o da rahmetli oldu, saz çalardı. Onun bir arkadaşından kendisine hediye edildiği ve sahip olduğu bir kemanı vardı. Japon malı, çünkü o arkadaşı Kore Savaşları'na gitmiş. Dönüşte Japonya'dan alıp gelmiş Suzuki marka, çeyrek keman tabir edilen, çocukların çalacağı, 12 ile 16 yaş arasında çocukların çalacağı bir kemandı. Onu çok düşük bir fiyata bize hediye mukabilinde verdi. Ve ben 3 sene Batı müziği üzerine, Hochmann metodu üzerine
rahmetli Fethi Hoca'dan ders alarak müziğe başlamış oldum. Ortaokul hocasıydı. Sonra İstanbul'a geldim. Önce Kütahya Lisesi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi derken diğer aletleri de seçmeye ve onları da denemeye başladım. İşte bir Mevlevi dedesi vardı bizim Tavşanlı'da, Ferit Dede. Ondan ney meşk ettim. Sonra ut, tambur, saz derken dönüşüm zamanı geldi. Halit Kakınç ve Muhtar Turan'la beraber ve rahmetli Esin Avşar'la beraber bir Orta Asya seyahati yaptık. O seyahatte ben Türk musikisinin boyutlarını gördüm. Allah lütfetti. Kazakistan'da sadece bir müzede 400'den fazla müzik aleti gördüm. Kırgızı, Özbeği, Türkmeni derken binlerce müzik aleti olduğunu gördüm. Oradan bir kısmını temin ettim. Ve o günden bugüne mütevazi bizim müzemizde, Sultanahmet'te 300'den fazla Türk kültürüne ait müzik aletini toplamış olduk. Müze tam nerede Sultanahmet'te sevgili? Sultanahmet'te şöyle diyeyim, Gülhane Parkı'ndan evet. Sultanahmet Meydanı'na çıkan tramvay yolu üzerinde Gülhane Parkı'ndan sonra 50-60 metre solda Tümata Merkezi, Tümata caminin karşısı. Peki, şimdi arzu ederseniz biraz rebabı tanıyalım. Hı-hı. Rebab nasıl bir müzik aleti, özelliği nedir? Hı-hı. Sesindeki bu farklılık, bu ulvi ses nasıl Hı-hı. çıkıyor? Evet, rebabın yapısını anlatarak başlayalım. Rebabın yapısındaki en önemli bölümlerden biri malum bu gövde kısmı Hindistan cevizi kabuğundan yapılıyor. Çok sert, demir gibi, işlemesi çok zor. Fakat çok zahmetli olmasına rağmen çok zevkli bir iş. Sonra üzerine deri geriliyor. Bu yayın balığı derisi olabilir, koyun derisi olabilir, inek kursağı olabilir. Ayrıca bazıları Orta Asya'da benzer aletlerde yılan derisi de kullanıyorlar ama biz kullanmadık onu. Zaten gelenekte de yok. Üç teli var görüyorsunuz. Bu tellerden esas çalınanı yan yana at kuyruklarından yapılıyor. At kuyruklarından evet. yapılıyor yan yana. Takriben 18-20 kıl güzel ses veriyor. Ama daha deruni rebap sesi elde etmek isteniyorsa bu şimdi kız ney akoruna göre yapılan bir rebap. Onun şah ney, mansur ney, Davut ney gibi uzun. Boyu uzadıkça isimleri de değişiyor. Evet ve şey kıl sayısı artınca daha güzel ses veriyor o zaman. Diğer telleri biz kıl olarak denedik ama onlar denge sağlamıyor. Çünkü iklim şartlarıyla değişebiliyor nem oranıyla. Onun için içi ipek dışı sarma olan ut telleri kullanıyoruz iki tanesinde. Dolayısıyla dengeyi sağlamak daha uygun oluyor. Fakat şurada şunu da göstermek istiyorum. Ben kameraya özellikle. Şimdi bu kıl telleri akordunu bıraktım. Görüyorsunuz. Evet. Serbest. Her biri ayrı bir gerilimde bu tellerin. Ve bunu geldiğim zaman hepsi aynı sesi veriyor. Çok enteresan bir şeydir bu. Bunu mutasavvıflar vahdet anlayışıyla izah ediyorlar. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Birlik şarabını ver. Hepimizi aynı derecede sarhoş et ki görünüşteki ayrılıkları, aykırılıkları giderelim. Biz bir dağ, ağacın yaprakları, dalları, bir zincirin halkalarıyız diyor. Yani farklı ırktan, farklı telden, farklı kültürden insanlar da olsa o ahenk geldiği zaman aynı sesi veriyor diye bir tabir söz konusu. Kelime anlamıyla nedir? İki anlam buldum ben. Bir tanesi dostlar demek. Bir tanesi de Hazreti Hüseyin'in hanımının adı olduğunu tespit ettim. Peki elinizi almışken bir parça daha dinleyelim. Hay hay. Demin Ras makamında bir evet. taksim yapmıştık. Bakalım kim ne gelecek. Bizim ekip tamamlanıyor böyle. Evet, evet. Peki. Thank you.
Şimdi biraz da Rebab'ın tarihçesine gitmek istiyorum. Evet. Rebab'ın tarihçesi kaç yıl geriye gider sevgili hocam? Bizim en sağlam delillere ulaştığımız Hazreti Mevlana'nın zamanı. Çünkü o dönemde Hazreti Mevlana'nın rebap çaldığına dair ciddi bilgiler var. Bunlardan bir örnek verelim. Şimdi bu konuda uzman olan Abdülbaki Gölpınarlı Hoca'nın Mevlevi Adab ve Erkanı isimli eseri. Burada 37. sayfada Mevlana zamanında onun meclislerinde rebap çalınıyordu. Yine iki beyle sonra beyle bitiyor. Evet. Kendisi, oğlu ve torunu da rebap çalıyorlardı. Hazreti Mevlana'nın rebap çaldığını burada öğrenmiş oluyoruz. Zaten oğlu Sultan Veled'in yazdığı çok çok enteresan bir kitap var. Rebapname. Bunu da evet gösterelim. Tabii. Şimdi şöyle bir onun hikayesi vardır. Hazreti Mevlana'nın vuslatından sonra bazı dostlar diyorlar ki Hazreti Sultan Veled'e, sen de baban gibi Mesnevi'ye benzer bir eser yazmak istemez misin? O zaman Sultan Veled Hazretleri Rebapname'yi yazıyor. Ve diyor ki Rebab'ın her bir unsuru, ağaç, ceviz, deri, kıl, metal, hepsi ayrı ayrı Allah'ı zikreder diyor kitapta. Ve şu resim eldeki tek belgedir. Kasımpaşa Mevlevihanesi Rebabilerinden Süreyya Efendi'nin resmidir bu. Kaç yıllık resim o? Bu zannederim 130 yıllık falan bir resim. Ve bu resimle biz bunu belgelemiş oluyoruz, Rebab'ı. Bakın, Hazreti Sultan Veled'in bir sözünü alalım buraya. Aşk alemine dair birçok sözler ve sırlar vardır ki ifade ve anlatımlara sığmaz. Hak Teala onları rebap gibi sazlardan ortaya çıkarır. Aşıklar bu esrarı onların seslerinden anlayarak dertlerine derman ederler. Çünkü Cenab-ı Hak bize ruhun sırlarını buldurttu ki o ne lisana sığar ne de açıklamaya. O esrar aşıklara bizden dilsiz olduğumuz halde namelerimiz vasıtasıyla erişir. Cenab-ı Hak rebap gibi aşıkların dertlerine derman olacak 100 çeşit saz ortaya çıkarmıştır. Ta ki onlar bu sırları onların namelerinden dinleyerek anlasınlar. Peki, şimdi sizlerden sonra rebabı devam ettirecek yeni nesil, genç nesil geliyor mu? Ben rebaba ilk defa ulaştığım zaman üniversitede öğrenciydim. Demek ki 1967-68 yılları falan oluyor bu. Ve Kütahya'da rahmetli Şemseddin Bey vardı, fotoğrafçı. Hem neyzen hem rebabiydi. Ben rebabı onun dükkanının duvarında gördüm ilk defa. Şimdi düşünün, üniversitede Hazreti Mevlana üzerine tez yapıyorum. Mevlevi musikisini inceliyorum. Müzisyenim, birçok fasıllara katıldım. Ve çok yolculuk yaptım. Fakat rebabı hiç bilmiyorum. Utanılacak bir şey. Duvarda asılı. Abi bu ne dedim ben? Bu rebap dedi. Lütfen çalar mısın? Kemandan da bir aşinalığım var. Çaldı. Hah dedim işte. Aradım bu. Bana dedim bu rebabı 3 gün ödünç verir misin? Şimdi Kütahya'da oluyor olay. Benim gideceğim yer Tavşanlı. Ama çok iyi kalpli bir insandı. Hay hay dedi, vereyim dedi. Anladı ben rebap yapıp çalmayı düşünüyorum. Giderken dedi, filan yerde bir tatlıcı var. Onun dükkanında bir tane ceviz bulabilirsin dedi. Hakikaten de varmış. Ben oradan cevizi aldım ve Tavşanlı'ya hemen gittim, rebap elimde. Babam da bu işlere çok meraklı. Benden çok o çalışıyordu. Allah gani gani rahmet eylesin. Hemen tornadan sap çektirdik. Cevizi güzel hazırladık. Deriyi gerdik. Şimdi iş kaldı atkılına. Şimdi Tavşanlı biraz muhafazakar bir yer. Hiçbir at arabacısı atının kuyruğunu bize vermek istemiyor. Vereceği iki kıl. Ya, benim atımın namusu diyor adam. Neyse babamın tanıdığı bir arabacı oldu da onun izniyle kestik ve ilk rebabı böyle yaptık. Şimdi o zaman Anadolu'da yani Türkiye'de bu tür rebap yalnız Türkiye'de çalınıyor bildiğimiz kadarıyla. Çünkü Arap ülkelerindeki farklı.
ve de 4 veya 5 kişi vardı rebap çalan. Ve bunun ağırlığı Kütahya'da. Ressam Ahmet Yakupoğlu. Şimdi çok ağır hasta, Allah şifa versin. İzmir'de oturuyor. O da merhum Cahit Gözkan Hoca'dan öğrenmiş rebabı. Onlar da işte Süreyya Efendi kanalıyla Mevlevi musikisinden alıp getiriyorlar. O geleneği, evet. Yani geleneğe bağlı insanlar. Ve Ahmet Bey'in toplantılarında 9-10 kişi ney üflerdi, şahney. İşte 2-3 tane rebap çalardı, tambur çalardı, kudüm. Çok güzel saz eserleri ve güzel eserler geçerlerdi. Bilhassa bunu söylemekten kastım şu. Biz rebabı gerek tümata bünyesinde, gerekse tedavi müziği bünyesinde geliştirmeye ve onu tanıtmaya ve icra etmeye başladıktan sonra, şimdi elinizde de var, 2007 yılında bir rebap turu gerçekleştirdik Türkiye'de. İzmir, Bodrum, Manisa, Konya, Kastamonu, İstanbul, Yalova, Ankara. Ve burada bu tura 40 kişi rebap çalarak katıldı. Sahnede Sultan Veled'in rebapnamesinin başlangıcı Sabah Mevlevi ayini sahnede icra edildi. O günden bugüne birkaç yüz rebap çalan öğrencimiz yetişti. Tekrar rebap turu olacak mı? İnşallah. Peki şu anda rebabı gerçekten benimsemiş, bunu ruhuna sindirmiş kaç kişi vardır? Rebap icra eden çoğaldı. Yani 200 kadar rebap icra eden arkadaş olduğunu düşünüyorum. Tabii bunun içinde uzmanlaşmış olan, derinleşmiş olan arkadaşlarımız da var. En azından 15-20 tane iyi rebabi olduğuna sizin inanıyorum. Sizin yerinizi alacak kaç kişi var? Onu bilemem. Allah uzun ömürler versin size. Cümlemize inşallah. Peki bir eser daha dinleyelim mi? Hay hay. Çünkü rebabı anlatmanın en güzel yolu icra etmektir. Evet, doğru. Sevgili hocam, yurt dışında rebabın tanıtımı ile ilgili neler yapıyorsunuz? Benim eğitim faaliyetlerim ve müzik terapi konusundaki konferans, sempozyum, konser gibi faaliyetlerim takriben 1980 yıllarına kadar gider. Oradan başlar. Ondan sonra Avusturya başlangıç, Almanya, İsviçre ve İspanya'da bu gelişti. Ve bu öğrencilere rebabı diğer aletlerle beraber öğretmek için elimden geleni yapmaya çalıştım. Sevdirmek için de öyle. Ve mümkün olduğu kadar aslına sadık kalmaya çalıştım. Mesela beni üzen bazı şeyler var. Şimdi nev rebab diyorlar. Perde takıyorlar rebaba. Bu güzelim at kuyruğundan mahrum edip yerine çelik tel takıyorlar. Bunlar tabii geleneğe biraz aykırı düşüyor. Ama tabii ki rebap icrası zor bir alet.
tek telde çaldığın için daha ziyade. O bakımdan özelliği olan bir alet ve özelliği olan alet de uzmanlık istiyor. Uzmanlık da hem sevgiyi hem de devamlılık fikrini gerektiriyor. Yani her gün veya iki günde bir mutlaka bu aleti ele alıp gönlünü hoş etmek lazım. Onun için Hazreti Mevlana'nın bir sözü çok güzel burada. Rebap garip sazdır. Gariplerin gönlünü hoş etmek gerekir der. Biz de bunun gibi rebapları süslüyoruz. Hoş edelim diye gönlünü. Peki biraz daha şöyle müzik konusuna girelim arzu ederseniz. Evet. Türkiye'deki müzik akımlarından konuşmak istiyorum. Müzik akımları Türkiye'de nereye gidiyor? Siz beğeniyor musunuz genel gidişatı? Maalesef bizim öz musikimize çok az yer veriliyor. Dinlemek isteyenler ancak özel, bu işe tahsis edilmiş özel yerlerde dinleyebiliyorlar. Ya konserlerde, konser salonlarında ya konservatuvarda. Maalesef televizyonlarda bu çok çok az. Bir yerde TRT biraz bu işe yer veriyor. Onun yerine müzikal değeri çok düşük ve tahrip edici özellikleri çok fazla olan şeyler müzik diye sunuluyor. Örnek vermek gerekirse, şimdi biraz bilimsel konuşalım. 80 desibelin üzerindeki titreşimler sağlığa zararlı. Bugün tıp bunu kabul etmiş durumda. Bizim kulağımız 60 ile 80 desibel üzerine ayarlı. Bunun üzerine çıktığımız zaman taşikardi, alienasyon adı verilen yabancılaşma hem kendine hem kültüründen başkasına karşı, sonra beyinde hücre kaybı gibi çok önemli fonksiyon problemleri çıkıyor karşımıza. Avusturya'da en büyük hakim diskoteklerdeki müziğin üst sınırını 80 desibel olarak kararlaştırıyor ve üzerine yasak ediyor. Suç. Gerekçesi diskotekte yaşayanın sağlığından devlet sorumludur diye. Türkiye'de nasıl? Türkiye'de yıllardan beri ben düğün salonuna gidemiyorum Suha Bey. Çünkü orada gittiğim zaman ton mayıslarla kavga ediyorum. Ya susturacak ya ben gideceğim. Nedir bu? 130-140 desibel açıyorlar. Yani bu bir problemdir şu anda. Ve sebebi de ne biliyor musunuz? Bunu ben çok iyi araştırdım. İşitme kayboluyordu ondan. Yüksek sesleri duyamıyorlar. Duymak için habire açıyorlar. Çok ciddi bir araştırma var. Almanya'da ve Amerika'da gençlerin %60'ının kulağı rahatsız. Buyurun. Bu gürültüyü, bu yüksek desibeli ve yüksek ritmi. Şimdi Allah bize dakikada 60-80 kalp ritmi vermiş. Şimdi ben bir arabada gidiyorum. Benim camlar, kapılar kapalı. Yanımdan bir araba geçiyor. Onun da kapalı. Ses gelmiyor. Bakın sadece tıs 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 diye acayip bir şey geliyor. Ve benim kalbime vuruyor bu. Yanımdaki kişi kalp hastasıysa gitti. Yani bu kadar acı bir tablo bu. Yalnız Türkiye'de değil, her yerde var bu. Ama Avrupa bunu fark etti. Mesela restoranda, lokantada şimdi daha hafif müzik çalıyorlar. Ben lokantalarda da münakaşa ediyorum gittiğim yerlerde. Alışveriş merkezlerinde münakaşa ediyorum. Bunları anlatıyorum. Çünkü benim şu anda Sağlık Bakanlığı'nda da bir görevim var. Orada koordinatör. Müzik terapi konusunda. Biraz da o konuya girelim. Tabii. Sağlık Bakanlığı'ndaki tabii. Göreviniz konusuna girelim. Tabii. Çünkü o da önemli bir konu. Evet. Sağlık Bakanlığı'nda bildiğiniz gibi tamamlayıcı tıp genel müdürlüğü kuruldu. Ve müzik terapi de bunun içinde bir akseptans aldı. Geçenlerde de yönetmelik yayınlandı. Şimdi işte eğitim programı hazırlamak söz konusu. Ben de benden istenenleri verdim. Sağlık Bakanlığı bu konuya bizim gibi bakıyor. Ve hatta yani tütünsüz, dumansız ortam gibi gürültüsüz ortam yönünde de bir proje hazırlandığını biliyoruz şimdi. Modern psikiyatri rehabilitasyon konusunda ne ile rebapla çalışma yapıyor derler. Bu konuya biraz girer misiniz? Bu konuda işte bizim ve öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar var. Onlara örnek verebilirim. Ney ve rebap ikisi de insanı rahatlatan, huzur veren ve insanı maddi ve manevi yüksek değerlere yaklaştıran özelliklere sahip. İkisinin de çok derine giden açıklamaları var.
Bakın, buradan çok güzel bir konuya girdik. Şimdi ben size rebap hakkında bir bilgi göstermek istiyorum. Bu kitabı almak isteyenler nerede bulabilir? Efendim, bu kitabı, bunun da bir hikayesi var. Ben size kısaca anlatayım. Şurada olacak o. Şu. Önce bunu anlatayım, sonra sizde de var o. Tabii ki. Bunu bir Mevlevi büyüğü söylemiştir. Kaf ile Nun'u birbirine vurdu, bir saz eyledi. Bu sazdan çıktı Nagamat-ı Usul. Yani Yasin Suresi süresinde Kaf ve Nun kün sözünü oluşturuyor, ol sözü. Rebap diyor bunu temsil ediyor. Şu şekilde baktığımız zaman bu kısmı biraz eğri düşünürsek şu şekilde geliyor ve şu kasesiyle kaf. Evet. Bu da noktasıyla nun. Nunla kafın haznesi iç içe geçmiş halde. Şimdi sorunuzun diğer bir cevabı şu kitap hakkında şöyle. Bu rebapname aslı Farsça. Sonra Osmanlıcaya çevrilmiş ve Konya'da bir kütüphanenin tozlu raflarında kalmış. Yüzyıllardır. Kitabı bir daha kameraya evet, gösterelim arzu ederseniz sevgili hocam. Bizim elimize geçti bu. Önemli bir eser çünkü. Ve bunu günümüz Türkçesine uyarladık. Arkadaşlar 3 sene çalıştı üzerinde. Onlara ben bu televizyon programı kanalıyla huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Bu işe emeği olan arkadaşlarımıza. Ve hazır hale getirdik. Kitap haline getirdik. Konya Kültür Müdürü Mustafa Bey'e takdim ettik. Mustafa Bey çok memnun oldu ve bunu 1000 adet bastı. Fakat hemen bitti. Zaten bir kısmını bize verdi. Biz de Mevlevi hanelere dağıttık o kitabı. Ben de bir tane örnek kaldı elimde. Şimdi bunun biraz daha genişletilmiş şeklini düşünüyoruz. Yani genişletilmiş dediğim, Hazreti Mevlana'nın rebap hakkında söylediği sözler ve rebabın nasıl yapıldığı, nasıl çalındığına dair bilgileri ilave edip rebapnameyi bu şekilde getirmek istiyoruz. Öyle çalışmalarımız var şimdi. Peki bir eser daha dinleyelim sevgili hocam. Size sağlık. Sağ olun. Şimdi ben Tümata'nın neyin kısaltılmış olduğunu söylemek istiyorum. Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu. Evet. Biraz sizin gruptan bahsedelim. Evet. Grubu tanıyalım. Size tanıdık. Evet. Tümata nelerle uğraşır? Az önce kısaca değindiğim bir dönüşüm grubu vardı. 1967-68 yıllarında bu grup elemanlarına ben de katıldım. Orta seyahatinden sonra da
o gruptan ayrıldım. Ve grupta zaten fazla yürümedi. 76 yılında da doktora çalışmama başladım. Müzik terapi konusunda. Orada da tüm hatayı kurma imkanım oldu. Konservatuvardan bazı arkadaşlar da katıldı. 1976 yılı. Evet. Ve eldeki en eski Türk kültürüne ait enstrüman ve repertuar örneklerini icra eden bir amatör grup oluşturduk. Bir gazeteci arkadaşım vardı. Bir gün geldi. Ya dedi, bu Türk musikisini araştırma tanıtma bize çok uzun geliyor. Bunun kestirme bir yolu var. Nedir dedim? Tümata dedi. Türk'ün tüsü, musikinin mesi, araştırmanın ağası ve tanıtmanın tası. Aman dedim, ne kadar güzel. İsim babası yaptık onu arkadaşımızı. Ve Tümata böyle doğdu. Yeriniz Sultanahmet'te. Evet. Sizin oraya gelenler ne öğrenirler? Ya da neyi öğrenmek isteyenler sizin oraya gelirler? Sizin oraya geldikleri zaman ne bulurlar? Evet. Sizin oraya geldikleri zaman hangi konularda erdem sahibi olup o mertebeye yükselirler? Şimdi elinizdeki alet bir arkadaşımın söylediği şekliyle insanı Tanrı'ya yaklaştıran bir müzik aleti, bir müziktir der. Dolayısıyla size gelmenin insana katacağı şeyler nelerdir? Çünkü ailelerin, anne ve babaların çocuklarıyla ilgili ya da kişilerin kendileriyle ilgili en büyük sıkıntıları bir müzikle uğraşmak istiyorlar. Akıllarına ilk gelen elimize bir gitar alalım oluyor. Ya da benzeri şeyler. Halbuki onun yerine daha da böyle insana farklı huzur verecek, insanda farklılık yaratacak müzik aletlerimiz var. Evet. Rebap onlardan bir tanesi. Evet. Dolayısıyla bu yönüyle ne yapabilirsiniz? Neler yapıyorsunuz? Bir kere bizim yerimizde bugüne kadar 300'den fazla aletin bulunduğunu söylemiştim. Bu aletlerin birçoğu otantik. Literatürde adı geçen fakat günümüzde olmayan aletleri de atölyemize kendimiz imal ediyoruz. Ve onları çalınır hale getiriyoruz. Ve bunları isteyenlere de öğretiyoruz. Haftanın belirli günlerinde, salı günleri daha çok, prova günümüzdür. O günümüzde konser için, seminer için, konferans için ne lazımsa enstrüman ve repertuar icraatı yaparız. Prova günümüzde, sohbette yaparız, soruları cevaplandırmaya çalışırız. Diğer günlerde de randevulaşarak yine eğitim çalışmalarımız var. Mesela rebap eğitimi veriyoruz merkezimizde. Kadar süreli rebap eğitimi sevgili hocam? Şimdi haftada bir gün şu anda 2 saatlik bir çalışmamız oluyor. Fakat derinleşmek isteyenler için de ayrıca ekstradan zaman oluyor. Arkadaşlarımız var, onlar yardımcı oluyorlar. Ben burada olmasam da... Rebabın haricinde başka hangi müzik ney var? Kopuz, yani udun küçüğü kopuz. Şu anda bu 3 alet üzerine. Bir de çeng. Çeng. Evet. 4 alet üzerine yoğunlaştık. Bu bahsettiklerinizi bilmiyorlar. Genelde Türkiye'de bilinmez bu. Bilmiyorlar. Hatta madem böyle bir şey açıldı, ben müsaade ederseniz birkaç dakika bir şey söylemek istiyorum. Estağfurullah, ne demek? Çok yeri geldi. Yani şimdi... yeter ki okumuş cahillerden bahsedin. Çünkü benim en hassas konum bu ülkede okumuş cahillerin çok olmasıdır. Yani çocuklarımıza bu tür şeyleri ya da kendimize bu tür şeyleri öğretmek ve öğrenmek için çaba sarf etmek yerine bilmem nerede kim ne parkında gelen bir yabancının peşinde geceden kuyruğa giren aklı evveller diyeceğim. Aklı evvellerin olduğu bir ülkedeyiz. Ondan sonra da onun bunun bir takım haksızlıkların ya da varsa hukuksuzlukların hesabını sormak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kafası basmayan hiçbir şey yapamaz. Kendini bilmeyen, geçmişini bilmeyen hiçbir şey yapamaz sevgili hocam. Rahatça konuşabilirsiniz. Tamam. Efendim şimdi Hazreti Mevlana zamanında bir kitap yazılmaya başlandı. Risale-i Spesalar isminde. Bu küçük bir kitap. Sonra Ahmet Eflaki Hazretleri'nin yazdığı 2 ciltlik Menakıb-ül Arif'in kitabı var. Ariflerin menkıbeleri. Birçok Hazreti Mevlana'ya, Hazreti Sultan Veled'e ve onların çocuklarına, ailelerine ait bilgileri bunlardan alıyoruz. Şimdi bu kitap bugüne kadar yalanlanmadı.
Bu kitapta önemli olan birçok şeyin yanı sıra Hazreti Mevlana'nın sayısız 3 gün 3 gece, sayısız 7 gün 7 gece, bir defa 16 gün 16 gece, 3 defa 40 gün 40 gece sema yaptığı yazılı. Bugün modern insanın anlamakta güçlük çekeceği, inanmakta da güçlük çekeceği bir konu. Biz bunun doğru olduğuna inanıyoruz. Ben çok kısa geçiyorum yani olayı. Çünkü her biri bir konferans konusu. Doğrudur. Ve 15 sene önce İsviçre'de bir Zürih'te bir seminerde ben bunları anlattığım zaman arkadaşlar dediler ki madem öyle şu anda icra edilen sema 35-40 dakikada bitiyor. Eğer Hazreti Mevlana 40 gün sema yaptıysa bunun feyzi nerede? Bunun geleneği nereye gitti? Cevap, Hazreti Mevlana'dan 350 sene sonra yaşamış olan Adil Çelebi'nin gördüğü bir vizyon. O vizyonla sema bugünkü haline getiriyor Adil Çelebi. Yani bugün yapılan sema Hazreti Mevlana zamanında yapılan sema değil. Arkadaşlar dediler o halde biz Hazreti Mevlana zamanında yapılan sema yapamaz mıyız? Yaparız. 3 gün 3 gece sema yaptık. Aşağı yukarı 40 kişi katıldı. Çeşitli ülkelerden. Sema durmadı, semazen değişti. Müzik durmadı, müzisyen değişti. Sonra o günden bugüne, bakın, İsviçre, Türkiye, Almanya, İspanya, Avusturya, 5 ülkede 29 kere 3 gün 3 gece. 5 defa 5 gün 5 gece. 7 defa 7 gün 7 gece. 3 defa 40 gün 40 gece, 1 defa 66 gece, 1 defa da 99 gün ve gece sema yaptık. 66 ülkeden yüzlerce insan katıldı. Medya bundan hiç bahsetmedi. Küçücük Bursa ilavesinde Hürriyet'in çıkar, birkaç Sabah'ın çıkar, o kadar. Biz veriyoruz, davet ediyoruz. Gelmiyorlar ve bunu yayınlamıyorlar. Biz bu, geliriz siz davet. Olağanüstü bir kültür olayıdır. Şimdi son bir şey daha söyleyeyim. Bu Ahmet Eflaki'nin eserinde bir not daha var. Bir defasının Hazreti Mevlana aynı anda 40 ayrı yerde sema yapmış. Yazılı bunlar. Peki bunu nasıl yapacağız? Arkadaşların teklifi oldu. Biz de aynı anda 40 ayrı yerde sema yapalım dendi. Bu sene 17 Aralık Vuslat gününde saat 2'den itibaren 9'a kadar öğleden sonra 80 yerde, dünyanın 80 yerinde aynı anda sema yapıldı. Biz Konya'da bir otelde bunu yaptık. İnternete verdik canlı olarak. Onlar bunu alarak kendi yerlerine sema yaptılar. Şimdi bu olaylar ne yapıyor? İşte az önce gençlerin o filan yabancı akımların peşinde gitmelerinden daha önemli bir kültür formasyonunun mümkün olduğunu gösteriyor. Yeter ki bu konuların üzerine durulsun, bu konularda eğitim verilsin, bu konularda gerek bizimkiler gerekse dışarıdaki insanlar aydınlatılsın. Onun için kültürümüzün bu değerlerine sahip çıkmamız gerekiyor. Hocam programın sonuna doğru geliyoruz. İki parça üst üste dinleyelim. Daha sonra programımızı yavaş yavaş kapatalım. Çünkü rebap dinlemekle doyulacak bir şey değil. Şimdi Rast, Uşak ve Segah makamları ben yaptık. Ben saatlerce dinlediğim için rebabım. Peki. Şimdi başka makamlar üzerine çalışalım. Thank you.
Elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, ilk bölümde Rebap Üstadı Doktor Rahmi Oruç Güvenç ile birlikteydik. Evet, ikinci bölümde birlikteyiz. İkinci bölümdeki konuğum araştırmacı, sanatçı Esin Kumral. Hoş geldin Esin. Merhaba, hoş buldum. Seni tanıtırken ne diyeceğim bir an şaşırdım. Çünkü o kadar çok özelliklerin var ki, tablo yapıyorsun, sanatçısın, ses sanatçısın, mobilya tasarımı yapıyorsun, şarkı sözü yazarlığı yapıyorsun. Allah aşkına Esin'i tanıyalım. Bu kadar yetenekli ve maharetli bir hanımefendiyi tanımaktan mutluluk duyarım ben. Öncelikle çok mutluyum burada sizlerle olmaktan. Tabii ki sohbet için davet edildim. Sizin tarafınızdan sohbet edelim diye. Bir amaç, bir hedef, bir alacak yok. Yaşıyoruz ve bunu en keyifli hale nasıl getirebiliriz? Dolayısıyla yaşamın içinde belli anlarda ne yapılabilecek ve zamanı nasıl daha keyifli hale getirecek diye sorarsanız burada yapılacak o kadar çok şey var, saydıklarınızla da sınırlı kalmıyor tabii ki. Müzik zaten doğduğumuz andan itibaren hayatımızda var olan çok çok önemli bir unsur. Melodilerle doğduk. Ninnilerle doğduk ve yaşadığımız sürece bu bizim kültürümüzü yansıttı, yapmış olduğumuz tercihler. Benim bu konuya bakışım dünya genelinde insanların geçmişten bugüne de iz bıraktıkları. Örneğin ulaşabileceğimiz geriye, ne kadar geriye gidebileceksek orayı zorlamaya çalışıyorum. Senin antik şehir merakın var. Antik şehir merakın da buradan mı kaynaklanıyor? Bunları zaten ayıramıyoruz birbirinden. Antik şehire gidince mutlaka beste yapmadan çıkmam. Ama sadece oraya gidip dokuya temas ettiğimde melodi çıkmıyor. Kostümü de ben her antik şehire göre kendim hazırlıyorum. Hangisinde? Belki istemeyeyim. Belki ise bir kostüme de saygı duyuyorum. Hazırlıklı gidiyorum. Belki için özel hazırladığım kostümümle o dokuya temas kendini ediyorum. Kendini oranın bir parçası mı hissediyorsun? Zaman kavramını ortadan kaldıran etkenler bunlar. Dolayısıyla bugün bu şartlarda yaşıyorsak benim en çok üzerinde durduğum konu negatif olan insanlara olumsuz düşünceyi yansıtacak her şeyi kapatmaya çalışıyorum kendim. Günümüzün İyimseri diyebilirsiniz. Bir korku filmi izlemekten hoşlanmıyorum. Olumsuz, çirkin bir görüntü almak istemiyorum. Orayı geçerken kapatabiliyorum. Hatta geçtiğimiz gün bir yer görmeye gidiyoruz. Uygun ne yapılabilir diye tasarım için. O kadar tek düze bir şekilde bina yığınlarının içine düştüm ki sizin yaşamınız burada başlıyor, benimki bitti dedim şu an. Yani doğal güzelliği yani algıladığınızda karanlığı aydınlığa içine, çevirmek gibi böyle bir arzu ve istek mi var? İstek yani? Değil, bu doğal bir duygu. Yaşam tarzı. Yaşam tarzı. Bu olumsuzlukları görmezlikten gelebiliyorum. Dolayısıyla da keyif alabileceğim ne varsa onları çıkarıp hayata, zamanımı onlarla geçirmeyi tercih ediyorum. Yani senin yüzüne bakan, senin yanında olan bir insan, böyle canı sıkınsa da son derece rahat, relax ve huzurlu oluyor. Sıkışık anlarında arıyorlar, evet. Huzur veren insan olmak nasıl bir duygu? Dostlarım sıkıştığı anda beni arıyor. Konu hakkında hiç konuşmasak bile rahatlamış oluyorlar. En azından farklı bir perspektife dokunup çekildiklerinde oradan çıkmış oluyorlar. Sana yaşam koçluğu yap diyen oldu mu? Ben bunu yaşam içinde koçluk olarak bir ilke olarak değil de sunumda yaşamın içinde birlikte geçirdiğimiz sürelerde vermiş olduğum etkilere
tepkilerle zaten yaşıyorum, yaşatıyorum. Peki. Bu antik şehir merakından sonra bir başka sorum var. Az önce programı beklerken, içeride evet. sohbet ederken evet. bana Afrika'da, Johannesburg'da ninni... Evet, evet. Seyahatleri çok seviyorum. Evet, seyahatlerden. Çünkü zamanı, ninni dinlemeye zamanı dolu dolu yaşamak çok güzel. Her anı ve seyahat ettiğiniz noktalarda görmek istediğiniz açılar son derece önemli. Ben Afrika'ya gittim diyebilmem için teneke evin içine girmeliyim. Girdin mi? Tabii ki. Nasıl bir şey? Ve bulunduğum ortamda görsellik ayrı, kültür ve gelenek ayrı, birbirine zaten bağlı unsurlar. Bir de onların ezgilerini almak, hepsi bütün, hiçbirini diğerinden ayıramazsınız. Çok keyifli olduğunu söyleyemem ama benim aldığım ruh orada çok güzeldi. Çünkü ben oraya keşke daha keyifli yaşam alanları olsaydı ama ruh güzelliğini algılamak için gittim. Orada bir sıkıntı yoktu ruhta. Ne aradın, ne buldun? Ninni aradım, ninni aradım orada. Evet, orada çocukları nasıl besliyorlar müzikle? Ve bu birçok yaptığım seyahatte böyleydi. Örneğin yıllarca ben Kızılderili köylerinde de çok şey aradım. Birçoğunu da buldum. Ne buldun? Farklı duygular. Örneğin gittiğim ortamda beni en çok cezbeden konu zaman kavramını bana unutturabilecek anlardır. Örnek verebilir misin? Tabii. Küba seyahatimde öyle. Kayboluyorum orada. Evin içinde misafir oluyorum. Ve beni çok keyifle ağırlıyorlar. En küçük bir travma yaşamadan yaşam böyle geçti. Bu da bana evrenin ödülü diyorum. Böyle bir şans. Esin çok güzel sanat icra ediyorsun. Çok güzel parçaların var. Teşekkür ederim. Bunlar içerisinde gerçekten toplumun her kesim tarafından beğenilebilecek parçaların var. Fakat bugüne kadar bunları hiç ticarileştirmedin. Evet. Böyle kendin söyledin. Evet, binlerce şarkının kayıtları var, ses kayıtları var. Bu çok hassas ve çok önemli bir konu. Tuğrul Karataş, Türk Beşlisi dediğimiz Cumhuriyet'ten sonraki değerli bestecimiz Adnan Saygun'un Altın Çocuk diye özel yetiştirdiği bir değerimiz. Tuğrul Karataş stüdyosunu bana açtı. Burası senin kütüphanen dedi. Ne istiyorsan burada yap. İkincisi bana çok büyük destek oldu, halen de olmakta. Ben dünya müziklerini araştırıyorum. Geçmişten günümüze tüm dillerde. Çünkü bir şey var, şarkı dili var. Dili çok iyi bilmek zorunda değilsiniz. Bir Portekizceyi çok iyi bilmek zorunda değilsiniz. Ama ben o kadar seviyorum ki melodiyle bütünleştirmeyi. Bir Portekizli gibi yorumlayabiliyorum. Şu an mı aklına gelen bir eser var mı? Tesadüf oldu. Olabilir oradan, Portekiz'den olabilir. Şey var, Black Opus filminde aslında ilk dinlemiştik parçayı. Manya de Carnaval filmde. Bizde de aranje edildi zaten. Olabilir aslında. Keyifli de olur. Sürpriz oldu ama. Yok, hayır. Keyifle dinleriz. Onur dinler ben miyiz? Ben hiçbir zaman. Onur böyle yapıyor. Böyle yaptığına göre demek ki Onur'u çok dinledi. Onur'un bir bildiği var. Tabii ki. O da Onur ne sorular soruyor bana şimdi. Bunları da sor diye not ettirdi. Buralar sorular dolu. Manya tam bonita manya. Cumciya feliş keşek o sonyo sei sorcio o kade kol pirlo un soet sonyo tau o korasa di po
deşte çiya feliş Nau sei si utru çiya vera Temo saman ya tam bella final manya je karnava. Peki aşık olduğun zaman hangi parçayı söylersin? Aşk hep var yaşamda. Ha var peki. Doğduğumuz andan şu son aşk anımıza nedir sence? Kadar. Aşk bence evren, dünyamız. Yani ben bir bardağa sahip olmak istemiyorum. Veya bir evim benim olsun istemiyorum. Mülkiyetçiliği olmayan ya da bir sokak yetmiyor ya da bir ülke. O kadar doyumsuzum. Peki. Dünyamız benim algılıyorum. Ben öyle algılıyorum. Bütün ağaçlar benim, bütün güzel atlar, hayvanlar hepsi benim gibi algılıyorum. Peki bir gün yüreğine böyle küt diye bir aşk düşerse ne yaparsın? Benim yüreğime küt diye aşk düşmeyeceğini biliyorum. Çünkü aşk hep bende var. Ancak lezzetle, keyifle ya, sürdürülen. Peki düştü yani birisiyle karşılaştın. Ama böyle bu çok, küt. Çok çok böyle özel bir insanla karşılaştın. Ama özel ve insansa zaten yanımdadır benim. Ha var diyorsun. Tabii ki var. Ha, Onur. Peki. Şöyle anlatayım. O küt değil de o akıştır. Yani ben o, işte o şeyden çünkü bahsediyorum. Sizin bomba patlar ve enkaz bırakır. Ama bu akış hep var olacaktır. Değil mi böyle o güzel bir tabii akış? Ki, peki. Tabii ki. O güzel akış için hangi parçayı söylersin? Oo, zor bir soru oldu. Lady, tamam. Pigli Johnny Gitar için yazmış. Tamam. Çok güzel bir aşk enstantanesi. Yüzüne baktığınız zaman ben Pegli'yi de çok seviyorum ve onun yorumunu da sesini de çok seviyorum. Yani bu duygu yoğunluğu istediğiniz yere aktarılabilir. Peki dinleyelim hadi onu da. Play the guitar, play the game, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so far. Inside, I was always a fool for my Johnny, for the one they call Johnny Guitar. Play the game, Johnny Guitar. Kısa kısa pasajlar veriyorum. Çok güzel. Peki bunları niçin bir ticarileştirmiyorsun, bir CD'de toplamıyorsun? Ben şu an bir çalışma yapıyorum. Bu çalışmayı 8 şarkıyı bir araya getirip markete koymak yerine yine söylüyorum. Bana bir ev yetmiyor. Ülke de benim, dünya da benim algısıyla olduğu için. Ben henüz tamamlandığına inanmıyorum. Çünkü yaklaşık 20 bin taneye yakın şarkı var. Buna çok ciddi zaman ayırdım. Ancak 1000 tanesinin stüdyo kaydını yaptırabildim. Tuğrul Bey'in de çok büyük desteği ve katkısıyla. 1000 tane. Tabii. 8'ini toplayıp koyabiliriz. Esin, ama bu memlekette bu memlekette 5 tane şarkı kaydı yaptıran da sanatçı diyorlar. Sen ne diyorsun? Bunların bir de öyküleri var. Onlar çok önemli sesin benim için. Örneğin şey var. Diyelim bir şarkı ne Misirli o. 18 ayrı dilde sözü yazılmış. Ve ben 18 ayrı dilde onu okuyorum. 18 ayrı dilde. Diyelim Misirli. Ya 15 desin. Bu örnek. Ve 18 ayrı versiyonunu yapıyorum. Sonra bunun öykülerini, hangi ülke sahiplenmiş, hangi sanatçıları,
bunları yorumlamış. Bunların kayıtlarını alıyorum. Bu çok ansiklopedik, çok geniş bir çalışma. Dolayısıyla derleyip toparlayıp bunu böyle bir... Ama bu ansiklopedik çalışmanın daha ötesinde bir sanat çalışması bu. Bir zevk çalışması, bir yetenektir bu. Yetenek şurada oldu, onu söyleyeyim. Bu, yani bu anlattıklarım, bu okuduğum parçalar yapılmış, bitmiş. Şurada oldu, çok keyifli Batı müziği bestecilerinin yapmış oldukları çok keyifli besteler var. Onlara Türkçe söz yazdım. Amacım neydi? Yeni jenerasyonunda ezgi şeklinde onları yerleştirmesi. Yani ben burada bir görevliyim. Miras aldım geçmişten müziği ve bir sonraki aşamada benim kültürümle de kulakta bir tınık alsın diye bir çalışma yaptım. Yaklaşık 30 tane beste üzerine Türkçe sözler yazarak onları da bir arşiv, albüm haline getirdim. Bunların da hangi dilde şarkılar söylemek hoşuna gidiyor? Ben Kızılderili dilini çok seviyorum çünkü çok az kelime var. En doğru onlar var mı? İfade ediyor bana göre. Kaç kelimeyle konuşuyorlar? Yani minimum tabii ki 60 kelimesi vardır. Söz yazdım onlara da. Bir grup çalışmam da öyle oldu. Ülkelerin dillerini araştırıp onların çok fazla tabii derin duygu katamıyorsunuz. Diyelim Kızılderili dilinden kelimeleri derliyorum, cümle yapılarını oturtuyorum. Bunlar için zaman ayırıyorum. Hatta bir gece annem ben bunu hazırlarken 3'tü saat kalktı, su içecek. Ciddi çalışıyor da diyor, bir şey de diyemiyorum diyor. Yani çok ciddi çalışıyor da diyor. Ama niye yaptığımı hala o da anlamış değil. Onu derleyip bir şarkı haline getirdim. O zaman ne oluyor? Sözü bestesi bana ait olan bir Kızılderili şarkısı ortaya çıkmış oluyor. Hadi söyle. Şimdi bu ritimle ve şeyle... Alakalı tabii evet, ki. Evet evet. Peki. Enfrevize bir çalışma olduğu için. Önündeki tabloya dönmek istiyorum. Evet. Bir de ressamlık tarafın var senin. Evet, evet. Çünkü, o tabloyu gösterelim mi? Olur, bayıl bayıla. Çünkü ben çok rahat paylaşmak istiyorum her şeyi. Hemen şarkı söyle dediklerini de söylüyorum. Resim göster, gösteriyorum. Çok güzel bir şey. Şöyle mi tutalım? Evet. Evet, bu dışa vurum... Hikayeyi ben burada yaşadım ama ne yaşattığıma karşı taraf kendisi karar verecek. Paylaşmak isterim tabii ki ne hissettiği konusunda. Ama benim keyifli bir hikayem bu da. Kaç tane çalışmam var böyle? Azım sanmayacak kadar var. Sergi için... Kaç sergi açtı? İstemiyorum ki. Sergi de açmıyoruz. Yani şarkı kaydı yapıp... Ben bunu sadece kanalımıza getirdim. Geldiğimde, buraya tekrar sohbet etmeye geldiğimde benim de burada bir izim olsun, enerjim olsun diye sen buraya getirdim. Yoksa sergilemek... Kesin seninle ticaret yapmak güzel yok, olur. Yok, mümkün. Sen eseri söyle. Parasını sonra veririz misal. Keşke para hiç geçmesin. Parasız bir dünya hayal ediyorsun. Zaten mümkün oldukça gayret ediyorum. Mümkün oldukça az ihtiyaç duyup yaşamı insanlarla daha dolu dolu geçirmeyi tercih ediyorum. Tabii bunu sağlamak biraz zor. Dolayısıyla yaşam alanları tasarımı hazırlıyorum. Onları atölyede sonuçlandırana kadar takip ediyorum. Çok gece sabahladım atölyede. Örneğin siz geldiniz. Gerçekten inanmam gerekiyor size. Yaşam alanına ihtiyaç duyduğunuzu bilmem gerekiyor. Bulunduğunuz yere gidiyorum. Geçmişinizi araştırıyorum. Yani bana şunu yap diye bir şey yok. Öyle bir izin vermiyorum. Çünkü endüstri yapmıyorum. Sizinle zaman geçirmem gerekiyor. Geçmişten bugüne sohbet etmem gerekiyor. Yaşam alanınızı nasıl daha keyifli hale getirmek için her şeye benim karar vermem gerekiyor.
Yani tabii, aynı zamanda sanatsal iç mimari yapıyorsun. Yapıyorum. Bittikten sonra da keyfini çıkartıyoruz ya. Pek ona da izin vermiyorum. 6 ay sonra habersiz gidiyorum. Bir şey oldu yine, çok keyifli bir dostuma ani ziyaretim oldu. Bunlar doktorlar. Arkadaşlarını çağırmış. Ben onu uyarmıştım. Keten kumaşı olmaz diye. Ondan sonra bu üzerine keten kumaş kendine örtüler koymuş. Şimdi benim altyapım sağlam. Orada çok yaşam alanında oturma yerleri var. Arkadaş sokma dedim buraya. Gelirse de buraları kullanın dedim. 11'de bir akşam zilini çaldım, girdim. Geçiyordum oradan. Bir baktım 4 tane doktor ellerinde şarap kadehleri koltuğumun üzerinde oturuyorlar. Ne dedin? Vazgeçmem kalkın ki. Kalkın dedim buradan. Derhal kalkıyorsunuz dedim. Kamyonu arıyorum dedim. Hemen gelsin kamyon şoförü. Bunları buradan kaldırıyoruz. Buz gibi oldular. Özür dilediler. Şimdi o kadar çok seviyorum ki şeyi de takibi de bırakmıyorum. Bir daha yapmayacağız, söz veriyoruz dediler. Nerede oturabiliriz? Şuraya geçin. Geçtiler, oturdular oraya. Tamam, her an her şey olabilir diye çıktım evden ama bunlar tabii benim can dostlarım. Çok çok keyif aldığım insanlar. Çünkü ancak o şartlarda evlerin içlerine giriyorum ve onlara gerekirse müdahale de ediyorum. Atölyede sabahladıklarım çok oluyor. Ustalarımın evlerinde kalıyorum. Çok değerli ustalarımın, gidiyorum. Eşleri beni ağırlıyorlar. Diyelim çok işlerimiz var ve ertesi sabah onların bu işleri yapmama ihtimali yok. Tabii ki birlikte yapacağız ama o coşkuyu, o keyfi birlikte yaşıyoruz. Çünkü çok ustamın da evine müdahale etmişimdir. Gidiyorum, kalıyorum evlerinde. Sabah kalkıyoruz, ustamla atölyeye gidiyoruz. İşlerimizi toparlıyoruz. Yani bir bu tarz kuralları kişinin kendisinin belirlediği bir tabii ki etik çerçevesinde işi çok daha lezzetli ve keyifli enerjiye dönüştürebilecek şekilde bir yaşam. Peki bu iç mimari yeteneğini icra ederken, evet, kişinin tarzını beğenmezsen kusura bakmayın ben bunu yapmıyorum diyor musun? Oraya bile gelemez. Diyorsun. Yani o noktaya gelmez ilişki zaten. İlişkiyi zaten kendiliğinden oluşum taşır bir noktaya. Benimle de insanlar çok da yani o tarz uyum sağlayamayacak alışverişte de insanlar yaşamını niye birden kabusa dönüştürsünler? Mobilyanın bir tarafında Esin Kumral yazıyor mu? Her yerinde, çizgilerinde, renklerinde, modellerinde zaten ben yani imza bir şekilde atıyorum kendi tarzımı uygulayarak. Biraz şey renklerle oynamak işte. Bunu resimde de yapıyoruz zaten, yaşamda yapıyoruz. Peki sana bir şey sormak istiyorum. Ben ülkemizde kadınları daha bakımlı, evet, daha zarif bulurum erkeklere nazaran. Evet. Erkeklerimizin böyle odun tarafı biraz daha fazladır. Yani kalem de odundan, kalem de odundan yapılmıştır ama, hı hı, yani bizde erkekler biraz fazla böyle şeydir, yontulmaya yontulmamıştır. Bunu neye bağlıyorsun? Mesela bana soruyorlar, sen çok metroseksüelsin diyorlar. Hı hı. Ben de evet, evet metroseksüelim diyorum. Sonra bana garip garip bakıyorlar. Saygısı. Bizim ülkemizde erkekler neden biraz böyle? Biraz kadınların mı acaba etkisi var bu konuda? Kıskançlık mı giriyor da fazla ilgi çekmemesi için yani, o şekilde bir yükleme yapıyorlar? Bilemiyorum. Hanımefendiler, ben sorgulamadım ülkemizde ama değiştiğini bunu ben düşünüyorum. Hep merak şartları ediyorum. Mülakatlarda da, hı hı, ben insan kaynakları ve lojistik hocasıyım. Mülakatlarda da, mülakatlarımda da gelen hanımefendilere bakıyorum. Hı hı. Beyefendilere bakıyorum. Hanımefendiler daha şık, daha zarif, daha bakımlı geliyorlar. Erkekler genelde yataktan kalkıp üzerine bir şey giymiş, iş görüşmesine geliyor gibi ya da bir yere gidiyor gibi. Neden böyleler? Erkeklere biraz fazla mı sorumluluk yükleniyor ülkemizde? Ama olması birçok şeyi yapmak zorunda yani bakımlı olmanın
erkeği kadına olmaz bence. Yani biraz sanki aslında erkekler eziliyor gibi. Şimdi mesela sen son derece zarif ve bakımlı bir hanımefendisin. Siz de şu an harika görünüyor her şey. Işıl ışıl, Onur bile ne kadar güzel giyinmiş. Teşekkür kamera ederim. Kamera arkasında öyleyse olmasına rağmen. Mesela toplumda böyle sizin gibi hanımefendiler çok var. Evet, teşekkür ederim. Yani benim tanıdığım Maraş'tan hanımefendiler var. Evet. Ta üstelik Osmaniye, Maraş oralardan bile var. Böyle son evet. derece evet. bakımlı şık hanımlar var. Evet. Ama gelin görün ki şimdi niye Osmaniye, Maraş dedin diye soracaklar. Hı hı. Öyle özel bir sebep falan da yok yani, olabilir de yok. Bunu şunun için söylüyorum. Kanalımıza geldiğiniz andan itibaren son derece şık, ilişkilerinizde son derece huzur verici ve rahat bir program yapacağız moduna hemen beni de soktunuz. Böyle ben bundan büyük mutluluk duydum. Ben de çok çok mutluyum. Çok keyifliyim sizinle burada olmaktan. Her şey çok bu güzel bir yaşam gidiyor. Tarzı. Bu çevrenizdekiler sizi hep böyle mi görüyorlar? Tabii, tabii. Siz şimdi konuyu şeye aldınız. Biraz değiştirdim konuyu. Anladım, anladım. Güneydoğu'da da benim çok dostlarım var ve benden daha şıklar. Onlar da ilişkilerini benimle sürdürürken mobilyayı bahane ediyorlar. Gidiyoruz oraya. 2 günlükse yapılacak işler 6 günden önce salmıyorlar. Geziyoruz oradaki doğal ortamı. Türkü kaydın var mı hiç Güneydoğu'da? Türkü. Benim türkü sözüm var. Beste de yaptım. Sözü bestesi benim olan. Türkü yaptım ve bunu çok değerli bir hocamız Kaval'la eşlik etti kayıtta. Güzel oldu, çok keyifli. Kavalsız var ve söyleyebilir misin? Kavalsız biraz ritim üzerine improvize grubun içerisinde şimdi olduğu için. Ne okuyabilir miyim? Ama öyle çok daha keyifli. Gitar da soktuk çünkü. Var mı böyle bir türkü? Sevdiğin türkü var mı mesela? Türküden. Ben mesela bunu herkes bilir. Ben Neşet Ertaş'ı çok severim. Ben. Evet. Yani her ne kadar İstanbul'da yaşıyorsam, evet. Batı'da işte eğitim almışsam da evet. ben Adanalıyım. Ben Adana'nın, Anadolu'nun değerlerinden hiç vazgeçmiyorum. Hatta evet. böyle bazen canım sıkıldığı zaman ya yüreğimi tüketmeyin falan derim böyle. Evet. Şaşırırlar. Ben halen köyümün insanıyım. Ben Balkan türkülerini, bizim Anadolu türkülerimiz. Yani türkü zaten yaptığım şey o. Şimdi döndük gittik Küba'ya. Küba'nın türküsüdür zaten ilgilendiğim. Burada da bizim türkülerimizdir. Yani aslında bütün hepsi bir arada şimdi toplanıyorsa ben türkü sevmem deme şansınız sevdiğim yok zaten. Türkü var mı? Giden yetim aman yarenlerim darıldı. Gitmem dedim yar boynuma sarıldı. Yaradan hak sen bilirsin halimi. Böyle hep kısa kısa topluyorum. Birinin Neşet Ertaş'tan var mı bilmiyorum. Var. Ben bir de Türkçe söyledim. Şimdi bir de Makedon dilinde bir türkü okumak istiyorum. Bu da benden yani benim tabii isteğim ki, olsun. Ki. Hep siz talepte bulundunuz gerçekten. Yani ne yapayım programı yöneten ben olduğum için abi evet. soru soruyorum. Annem çocuk yaşta Makedonya'dan gelmiş, babaannesi ve kardeşleriyle birlikte. Babam da Makedonya Üsküp, Veles kasabasında. Şimdi tabii çok büyüdü. 1800'lü yılların fotoğraf kayıtlarına ulaştım. Çok farklı duygular yaşatan bölgeler oralar. Babam da Prizren, Kosova'nın Prizren kasabasıydı. O zaman bize çocukken söyledikleri o Prizren kasabasından. Şimdi tabii çok büyüdü yine aynı şekilde. Fakat dokuyu koruyor. Benim şansım. Annemin de doğduğu köy halen folklorik giysilerle insanların yaşayıp değerlerini koruduğu bir dağ köyü. Büyük hazlar aldım oralarda bulunmaktan.
Babamın da doğduğu Prizren yine tarihi dokusunu sağlıklı bir şekilde korumuş, eğitime önem veren ve değerlerini çok iyi taşıyıp günümüze yansıtan çok keyifli bölgeler. Ben şimdi bir Makedon türküsü yine bir parça okuyayım. Çok etkileyen ezgiler bunlar, duygu olarak kökleri çekiyor. Yovano, yovanke, krayverdaro sediş, mori bello platno pediş, bello platno pediş duşo, setse moje yovano. Sante peçe kamori tomata meto te şatine to ata tuşo setse moje yovano yovanke yovano. Çok güzel, diline sağlık. Aşk bu da aşk. Karşı köye yoğun duygu patlamış ve 7'den 70'e herkesin bildiği Arapça aşk var mı türküsü. Portföyde? Arap da var. Arapça var mı? Arap şarkılar var ama Arap dilini değil. Ben şarkı dili konusunda iddia etmiyorum ancak çalışmalarımı sürdürüyorum. Şarkı dilinin şifrelerini çözdüm. Öyle mi? Tabii. Nasıl bir şey o? Duygu. O da bir yaşamdan alınan haz. O yüzden hangi ülkenin, hangi dilin olursa olsun şarkıysa ben o dil olabiliyorum. Öyle bir. Çok etkilendiğin şarkı hangisi? Yani bu parça beni gerçekten çok etkiliyor dediğin. Mesela benim mesela ben yine doğduğum köye gideceğim. Geçenlerde programdan çıktım. Bir arkadaşım arıyor. Diyor ki bana, ya Emmoğlu diyor, sen diyor herkese soru soruyorsun. Bir de ben sana sorayım mı diyor telefonda. Ben de sor bakayım dedim. Senin sevdiğin şarkıyı söyleyecek kimse yok mu dedi. Ben Zahide'mi çok severim de Şetertaş'ın. Evet, evet. Ben de dedim ki tamam, bir gün dedim Zahide'yi söyleyecek birini konuk ederim dedim. Evet. Şimdi ben hatırlatıcı olarak bu şeyi, bu düzeneyi hazırladım, bu arşivi, hatırlatıcıyım ve Zahide'mi Bir de Maraş'ın türküsü vardı, neydi o? Maraş'tan bir haber geldi değil mi? Bir de onu seviyorum. Evet, evet. Bir de Maraş'ın çok güzel bir türküsü var böyle. Evet. Ben böyle. Sizden bir kuple mırıldansanız. Yok, ben söyleyemem. Sen bana kürsüde konuş da ben bir ay konuşurum ama onu söylediğin zaman yok. Evet. Ama bana böyle kürsüden çık konferans verdi. Evet. Bir hafta aralıksız konferans verdi. Şimdi Zahide'nin ben yorumunu çok beğendiğim Türk sanatçıları var. O değil yüzden mi? Biraz sanki oralara Firuze'yi girmeyeyim diyorum. Firuze'yi seviyor musun? Nasıl? Firuze. Popüler kültürü. İzliyorum. Tarkan çok güzel izliyorum, söylüyordu. Tarkan inceliyorum. Çok güzel söylüyordu onu. Ancak mümkün oldukça geriden bakmayı tercih ediyorum. Gidebileceğim en geri noktadan dürbünle. Film müziklerinden de var böyle seni çok etkileyen, çok sevdiğin? Film müziklerinde de zaten çok yani sen çok, bana çok bu kadar parça söyleyince ben daha bile müziğe böyle olur, yöneliyorum. Olur. Müzikle ilgili soru soruyorum. Olur. Onda da sınır yok ki. Film. Yoksa soracak o kadar soru var ki. Mesela? Örneğin şey var, Lo Piconero diye bir Meksika şarkısı var. Örneğin o bir filmde de kullanıldı. O da 1800'lü yıllardan yine. Yani mesela onu hani söyleyebilir ben bir sonraki programda enstrümanla gelsem olmaz mı? Çok olur, sıkıştırdınız tabii ki. Beni. Çünkü enstrümansız ben şey peki yapamıyorum. Yani, tamam, peki. Hızlı paragraflarla peki geçiyoruz. Çok çünkü sayıda sınırı çünkü yok.
Çünkü... Örneğin şey yaptım, Harem grupla bir konser verdim. Harem biliyorsunuz İspanya'da ve Arap ülkelerinde çok sevilen bir grup. Bizim Türk enstrümanlarımızla ki darbuka biliyorsunuz Türk enstrümanı ve klarnet, kanun. Bunlarla bir bileşim yaptık. Yılbaşından sonra bir program daha yapalım seninle. Yapalım. Bu programda Harem gruba ben rica ettim size bir repertuar vereceğim diye. Repertuarda şey var, Elvis Presley şarkıları. Ve Harem onları klarnetle çalıyor. Darbukayla ama çok keyifli bir sentez çıktı. Şey çıkıyor. Da troppo tempo mi trascuro questo si. Mami sorprendo anch'io dire sì così, orman io nesco quasi più. Böyle arkadan da Harem darbukayla. Sınır yok ve yine dediğim gibi bunlar için en büyük besini zaten benim yaptığım seyahatlerde alıyorum. Örneğin 8000 kilometre araba kullanacağım. Cezalar veriyorum kendime, ödüller veriyorum. Gidiyoruz. Diyelim bir Kızılderili köyündeyim. Orada hani nasıl girilir, nasıl temasa geçilir o insanlarla ve sanki onlar o evin bir parçasıymış gibi beni nasıl algılar. Çok büyük çabalar vere vere böyle bu şeyi, müzik aşkımı canlı canlı, keyifle yayabildiğim her yerde toplamaya çalıştım. Sohbete başlayalı kaç dakika oldu biliyor musun? Bilmiyorum. 40 dakikayı geçti. Tamam mıyız şimdi? Gidiyor muyuz? Sonraki program. Son 5 dakika. Peki. Bu seyahatlerin içerisinde Arnavutluk'tan bahsettin. Arnavutluk'ta sınırdan girerken Prizren'den beni uyardılar. Size eskort vermemiz gerekiyor. Karayolları mühendisi. Gidemezsiniz dediler. Çünkü bir ana yol vardı. Ben orayı tercih etmedim. Daha yolunu istedim. Ben kabul etmedim. Çok korktular ve arkamdan şey yaptı. Karayollarından iki kişi arabayı takip etti. 20'yi geçemiyorsunuz Tiran'a giderken. Çok ilginç şeydi, ambiyansı vardı. Oradaki işte ressam gözüyle baktığımda çıplak doğanın ilgisiz kalmış bir süre, hani böyle olur ya insanlarda hani yardıma ihtiyacı var gibi algılarsınız ağaçsız görünce. Böyle çok ilginç bir seyahatti o yüzden. 8 saatte çok zor Tiran'a gidebilmiştim. Heyecan vericiydi ama bir o kadar da işte yaşama bağlayıcıydı. Çorak olunca üzülüyorsunuz. Yeşil bulunca seviniyorsunuz. Ben böyle zevkler. Çünkü bakıyorsunuz ki o kadar zengin, o kadar güzel bir dünyamız var ki. Şimdi bu burada bir şey ifade ediyor ama canlı gördüğünüzde doğayı hiçbir şeyden alamayacağınız büyük hazları orada alabiliyorsunuz. Dolayısıyla mümkün oldukça hassasiyetli, görsel güzelliği zedeleyecek yapılanmaları biraz daha dikkatli düşünerek uygulanmasını ben buradan mesaj olarak vermek istiyorum. Çünkü geçtiğimiz gün yine gördüm bir fotoğraf, antik şehrin üstüne otel kurulmuş. Ben bakınca antik şehri seyrediyordum. Şimdi o oteli de o karede görmek zorunda kalacağım. Bu konuda biraz hassasiyet rica edeceğim sizin aracılığınızla. Çok keyifli bir sohbetti. Peki son bir parça alayım. Parça mı? Ondan sonra seninle ilgili tamam, bir konuşma yapacağım. Bir kapanış konuşması yapacağım. Böyle kısılmış sesimle. Tabii. Şimdi beyefendi uyarı için geldiği için bu parçayı kendisine armağan ediyorum. Yok, toparlayın çıkın. Bu benim sözünü yazdığım bir şarkı. Bestecisi ortada yok. Çöpte bulunmuş, filmde kullanılmış. Bu bütün parçayı, dünya biliyor. Fakat parçayı, adı yok. Bu parçayı bu saatte burada hizmet veren tüm arkadaşlarım için söylüyorum. Benim için hepsi birbirinden değerli insanım. Gerçekten söylüyorum.
Ben buraya nasıl koşarak geldim ve nasıl sevinçle Esin, sizinle bu, bir aradayım? Ben parçadan önce şunu söyleyeyim. Parayı, bizi ayıracak diye zaten problem orada. Parayı verirsin, bir televizyon kanalı kurarsın. Tabii ki. Parayı verirsin, şu ekipmanların hepsini sizinle alırsın. Sizinle olmak derken zaten ama, anlatmak istediğim ama, o. Ben her zaman söylüyorum, en kıymetli varlık, sermaye insandır. Kesinlikle. Yani buradaki arkadaşlarım bu saate kadar canla başla ve zevkle ve keyifle burada bulunup böyle çok güzel sağ olsunlar bu programın gerçekleşmesine hizmet ediyorlar. Tabii ki. Ben her seferinde rejideki arkadaşlarım, kameraman arkadaşlarım hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü inanın o kadar böyle içten, o kadar yürekten çalışıyorlar ki ne iş yaparsan yap, mutlak surette yaptığın işte yüreğinden bir parça, mutlak işin içinde yüreğinde olacaktır. O yüzden bu parçayı burada bunu ben zaten, bu arkadaşlarım bu duyguyu için, kesinlikle yaşattığınız çok açık, gitmek istemediğim için zaten yaptım. Çok bütün teşekkür bu kaprislerimi çok sana çıkarırsın, huysuzluğumu. Seninle biz ayda bir program yaparız. Yapalım. Günlerden bir gün, yıllardan kışmış, kaçıncı kış çalınmamış, kapıların ürkek bekleyişi, kaygısı içlerde, ya gelirse. Çok teşekür ediyorum çok teşekkür her şey ederim. İçin. Çok keyifli evet. Bir akşamdı. Sevgili bütün arkadaşlarıma. Çok çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzeldi. Sohbetinden ve ağırlamaktan çok mutlu olduğum iki konuğum vardı bugün. Her ikisine de çok teşekkür ederim. Tüm çalışan arkadaşlarıma, emeği geçen herkese ve izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.